Merhaba arkadaşlar, bu videoda yanımda Kırmızı Kep'ten Burak abi var. Merhabalar. Merhabalar. Beraber bu akşamki maçtan birazcık bahsedeceğiz. Bu akşamki Fenerbahçe maçından. Öncelikle söyleyeyim, böyle göründüğümüze bakmayın arkadaşlar. Bugün çok önemli bir maç var, Fenerbahçe-Ajax maçı. Ve ben bu nedenden dolayı İstanbul'dayım. Atkıyı verdim Furkan'a, ben de kendi formamla beraber. Diğer takımı tutan taraftarlara bir saygısızlık olmasın. Türkiye'yi temsil ediyoruz bugün. Tabii canım, yani Türkiye'yi temsil ettiğimiz için. Ben de Burak abi gelmişken burada yakalayayım dedim. Birazcık FIFA atarız dedim. Hem de birkaç arkadaşın YouTube'la ilgili soruları var bana sorulan. Eminim sana da soruluyordur bunlar. Evet, çok fazla geliyor. Onlarla ilgili birkaç konudan bahsedeceğim. Bu akşamki maçtan çok bahsedelim mi? Bu akşamki yorumlamalar maç, falan. Yani her ihtimalle açık bir maç. Bir skor tahmininde bulunup geçelim bence. Yoksa geçelim, o konuya tamam. girersek uzar aynen, şimdi. Uzayacak. Ne diyorsun sen, nasıl bir şey olur? 2-1 bizim. İlk ben, maçtan bahsediyoruz bu arada. Aynen. Ben ne diyeyim? Bence gollü bir maç olur. Gollü bir maç. Yani Fenerbahçe bayağıdır çok gollü de maçı da olmadı ama bilmiyorum, ben hani hareketli bir maç geçmesini istiyorum. 3-2 diyorum ben de. Vallahi Fenerbahçe. Benim bir totemim var. Bugüne kadar statta izlediğim hiçbir maç Fenerbahçe kaybetmedi. Bugün bu galibiyete ihtiyacımız var diye geldim açıkçası. Puansız dönmek yok, onu söyleyeyim. İnşallah, tabii inşallah kazanırız da hani gollü de olursa tabii ki yani, bomba tabii. Olur yani. Gönülden 5-0 ama hani 3-2 birazcık daha çekişmeli maç olur. Her neyse. 1-0 olsun bizim olsun diyelim ya. Ya tabii 1-0 olsun bizim olsun. Ama keyif de alırsak maçı izlerken tabii daha iyi. Kesinlikle. Şeyden, maçla ilgili yorumlarımızı yaptığımıza göre. Bu arada Beşiktaş'a da başardılar. Biz sadece Fenerbahçe yani, hakkında tabii, konuşuyoruz tabii. Da Beşiktaş'ın da çok önemli bir maçı var. O da bir Türk takımı. Onun da ondan da gollü diyoruz. Bir galibiyet aynen. Bekliyoruz. Muhtemelen zaten bu videoyu izlediğiniz zaman iş işten geçmiş olacak. Aynen. Skorlar belli olacak. Yani. Bakalım. Belki editleriz bu skoru. Şey soracağım ben sana. Hazır hani şimdi YouTube kanalım var. Başarılısın. Evet, teşekkür ederim. Hani videoların da çok güzel. Ben hani FIFA'dan çok anlamamama rağmen senin videolarını izlediğim zaman gerçekten keyif alıyorum. Sanki bir televizyonda güzel bir maç izliyormuş gibi. Teşekkür ederim. Benim de YouTube kanalım var ve insanlar benim kanalımı da beğeniyorlar. Evet, başarıyla takip ediyorum. Sen de alanında gerçekten çok başarılı bir işleri imzalatan. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yani buradayız diye değil, gerçekten öyle. Profesyonel bir kayıt. Yani ben de bir dönemler böyle fitnessla uğraşan biri olarak, yani hoca olarak değil de en azından bir dönem böyle çalıştım. Tabii YouTube kanalını açtıktan sonra bu tarz şeyleri pek fırsat bulamıyorum. Senin bu dalda bir kanal açman bence örnek olması bir durum. Ve çok evet. Kaliteli işlere imza atıyorsun. Teşekkür ara ara ederim. Faydalanıyorum ben de. Eyvallah. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi, ben de YouTube kanalı açmak istiyorum ama nereden başlayacağım ya da nasıl ilerleyeceğim? Nasıl büyürüm? Hani nasıl büyürüm? Ve şu daha çok soruluyor. İlerledim diyelim, belli videolar yaptım. Ondan sonra hani monotona bağlamaz mı? Ondan sonraki aşamayı nasıl getireceğim? Bu daha çok soruluyor. Çünkü evet. YouTube biliyorsun bir artık komünite oluyor. Yani insanlar seni iyice takip etmeye başlıyorlar. Sen ona iyice bağlanmaya başlıyorsun. Kesinlikle. Bir samimiyet oluşuyor. Yani tabii. İnsanlar yeri geliyor. Annesinin babasının bile seni gördüğü kadar görmüyor. Çünkü aynen öyle. Uyanıyorsun, evden çıkıyorsun, geliyorsun, annen uyumuş oluyor. Hani bir video izleyin filan. Çok fazla yorum geliyor bu konuda. Yani insanlar hani benim favori dizim başlamış falan diye evet, yorumlar yapıyorlar. Çok güzel bir şey benim adıma tabii ki. Eminim sen de hoşuna gidiyordur. Hı hı. Bu konuda senin fikrin ne? YouTube'a nasıl başladın? Abi anlat yani biraz. Şimdi, nelere dikkat etmeliyiz YouTube kanalı açıyorsak? Benim, ya da bu monoton olmaması için. Evet, YouTube'a başlayışım tamamen tesadüf oldu zaten. FIFA videolarıyla başladım. Ben kendimden örnek vereceğim. Şimdi sen tamam bana diyorsun çok güzel bir kanalın var, kaliteli içerik üretiyorsun. Bu senin görüşün. Şimdi insan sürekli yenilikçi olması gerekiyor. Ben ilk başladığım zamanlarda elbette şu anda bu kalitede yayın yapmıyordum. Yani. Hani kameram bile yoktu. 10 liralık bir mikrofonla başladım. Ama o samimiyeti insanlara kazandırdığın zaman, verdiğin zaman, insanlar sende bir ışık gördüğü zaman bu sefer seni takip eden kişilere karşı bir sorumluluk almak zorunda hissediyorsun kendini. Aynen. İnsanlar seni takip ettiği zaman ben onlara neyi daha iyi sunabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. O işte beyin fırtınası sonucunda önce ekipmanlar. Her şeyden önce de, ekipmanlardan önce de tabii ki samimiyet çok önemli. Kendin, bana göre kendin gibi olmalısın. Yani kameranın karşısına geçtiğin zaman farklı davranmamalısın. Neysen tabii. O. Çünkü aynen. Seni insanlar o şekilde benimseyecekler. Tabii canım, o YouTube'da özellikle çok önemli bence de. Hani televizyon sunmuyoruz nihayetinde. Hani yani, haber bülteni sunmuyoruz. İşi şova dönüştürmek gerekiyorsa o tabii ayrı bir şey ama. Senin dediğine katılıyorum. Hani çekilecek güzel bir şey olması lazım ama onu çeken kameranın da tabii güzel olması kesinlikle. Lazım. Çünkü artık insanlar gerçekten, hani ben açıkçası 360'da izlemiyorum videoları yani.
biraz daha fazla güzel görüntü olsa, hani ses özellikle çok önemli. Evet. Benim eski videolarımda sesler bazen çok kötüydü. Eko falan yapıyordu. Benim de ilk videolarıma bakarsan şu anki halinden bir eser yok yani. Evet. Dediğim gibi çok kalite, bana göre şu anda zaten eski videolarımı kalitesiz bulmamın sebebi şu anda ben bir şeyleri daha iyi yapıyorum demek. Tabii. Ve sürekli hani eskiden belki onlar sana tamam okey gibi geliyordu. Hani ben kendi adıma konuşayım. Eskiden eski videolarım bana okey geliyordu. Sonra kendimi geliştirdikçe... Bu senin geliştiğini gösteriyor zaten. Aynen. Eğer sen beğeniyorsan bir şeyleri doğru yapıyorsun. Tabii tabii. Hani ilk videolarımı izliyorum bazen. Bilgi, benim kanalım hep bilgi verme, fitness üzerine. Ya da işte antrenman videolarımı falan da çekiyorum. Bayağı aslında fitness'a dair her şey var. Ama eski videolarımda örneğin konuştuğum konulardan mesela hani kısa bilgiler vermeye çalışıyordum. Hani 3 dakikada, 5 dakikada. Seyirciyi sıkmayacak şekilde. Tabii, o sıkmasın diye. Daha sonra şunu fark ettim. Ben kendi alanım için söylüyorum. Tabii seyircinin sıkılması hiçbir zaman güzel bir şey değil de. Kişi o 3 dakikalık videoyu izlediği zaman tam olarak genel konu hakkında çok fazla hani fikir sahibi olmuyor. Yani evet. O videodaki bilgiyi yanlış yorumlayabiliyor. Daha detaylı bir şekilde açıklaman lazım. Açıklamak gerekiyor bazen. Hani ben sebep sonuç anlatmaya çalışıyorum sürekli. İnsanlar doyduğunu hissediyorlar yani gelen yorumlardan anladığım kadarıyla. Evet. Şu da çok önemli. Sözünü kestim. Unutma. Bir samimiyet aşılamak gerekiyor ilk başta. Tabii. Yani sen 3 dakikalık videoyu insanlara rahatlıkla izletebilirsin. Tabii. Yani seni ilk defa gören bir insan o 3 dakikalık videoyu izleyebilir. Ama 40 dakikalık videoyu izleyeceği zaman bu ekstra adamın bir şeyler olması lazım. Yani tanıyorum. Bu 40 dakikada boş içerik yok. Aynen. Diyerek o videoyu başlatması lazım. Tabii. Öncelikle işte samimiyet aşılamak gerekiyor. Ben bununla ilgili anketler de yaptım da o uzun videolar genelde kimi takipçiler tarafından çok seviliyor. Evet. Ama kimi insanların da çok hoşuna gitmiyor. O yüzden hani bunun bir dengesini bulması lazım. Her yayına giren insanların. Şu da var bir de. Ben hani kendi alanımdan konuşayım. Hani fitnessla ilgili bana genelde insanlar fitness kanalı açmak için soruyorlar. Fitnessla ilgili bir şey yaparken ben şunu fark ettim. Az önce bahsettiğim, varmak istediğim şey oydu. 3 dakikalık videoda bir şeyler veriyorsun kişiye ama fitness 3 dakikayla bitmiyor ki. Kesinlikle. Hani beslenmesi var, var, antrenmanı var ve hani özel durumları var. Yani antrenmanı yaptın ama sende sana özel bir durum oldu. Yani yaptın antrenman ama senin özellikle başka bir şey daha ihtiyacın var örneğin. Bunun için ben web sitemi oluşturdum. Hani ilk benim arkadaşım vardı beraber yayın yaptığımız. Semih'i bilirler. Nerede diye soruyorlar. Şu anda bir firmada çalışıyor Semih. Bayağı yoğun. Okula da gelmiyor açıkçası. Gerçekten i̇şte, yürütmek çok zor. Yürütmek çok zor değil mi? İş güç, İnsanlar okul bir arada. İnsanlar çok kolay zannediyorlar bu işi, YouTube kanalını böyle yürütmeyi ama gerçekten bunların altında büyük bir emek var. Ve işte düşünmemiz de lazım. Yani ben karşıdaki insanı tam doyurabilmem için yani bunu YouTube kanalı açmak isteyenler kesinlikle düşünmeli. Web sitesi açıp oraya mesela programlar hazırladım. Neden? Çünkü bu kişi benden sadece bir bilgi alıp gitmesin. Doysun tamamen yani. Hani yalandan böyle hani hit kasmak için yapılmış videolar gibi evet. olmasın. Ben onu birazcık... Senin de mesela serilerin çok güzel. İşte Alex de Souza serisi falan. Gerçekten müthiş. Bir de o yani green screen'i çok güzel kullanıyorsun. Yeşil ekranı. Kafan aşağıda duruyor. Maçı izliyorum sana. Onlar da eski deneyimler sonucunda oluşan şeyler. Daha önceden müzikle uğraşıyorum. O konuya da ayrı bir şekilde geliriz. Klip montajlarıyla falan çok ilgilendiğim için oyun kanalımın başlangıcında da o aşamayı biraz daha ileriye taşımak istedim. Tabii. Benim de böyle çok ilerleyen zamanlarda sadeleştirdiğim şeyler oldu. Mesela YouTube'a başlayanlara ne önerilerde bulunursun demiştin. İlk başladığım zamanlarda ben mesela çok uzun videolar çekiyordum. Bana sürekli şey geliyordu. Abi neden videolarım bu kadar uzun? Şimdi ben hiç farkına varmıyordum. Ben istiyordum ki insanlar benim oynadığım topu izlesin. Oyunu yani. İzlesin. Sadece golleri izlemesin. Ama aslında bu yanlış. O samimiyeti aşıladıktan sonra uzun videolar uzun çekmeye videolar başlayacaksın. Ve herkesin aslında aradığı şeyler de farklı oluyor. Yani buradan çıkartacağımız şeyler bir, çekimlerin güzel olması lazım değil mi? Orası yani, öyle ama dediğimiz gibi çok iyi çekim yapıp da sunum yapamayan yani sunum kötü olacak var. Tabii o hani ya o da, ayrı bir olay ya da tabii. Şey kötü ekipmana sahip olup da çok iyi işler yapanlar var. Onlar peki, zaten peki şunu merak ediyorum İkisi ben. İkisi birbirini tamamladığı şu, zaman. Şu konudaki sen hangi kamerayla çekim yapıyorsun? Ben Logitech C310. Yani bir webcam'le kaydediyorum. Webcam'le ama ışıklandırma çok önemli. Ha ışıklandırma. Ben ona varmak istiyordum. Şimdi çok iyi kameraya ihtiyacımız var mı bizim bu güzel görüntüyü alabilmemiz için? Bence yok. Çünkü ben ilk başta bayağı hani güzel bir kamerayla çekim yapıyordum. Sonra dedim ki ya hani, kısıtlı ekipmanlarla çok iyi işler yapabilirsin. Ama işin tabii, teknik detayları var yani, işte. Sadece çok büyük kamera, çok pahalı lensler, işte ses kayıtları falan olmasına gerek yok. Işık, ortam, ses falan bunların. Bazen şey bile yani futbol oyunları çekiyorum. Şimdi benim mikrofonum çok kaliteli. Ama spikerliği yapmak için aslında kulaklıklı mikrofonla
spikerlik havasına daha iyi bürünebilirsin. O sesi böyle çok net almaktansa, yani profesyonel bir mikrofonla onu kaydetmektense, ufak bir kulaklıklı mikrofonla daha iyi böyle spikerlik havasına gidebilirsin. Aynen. Çünkü televizyonlarda maç izlediğimiz zaman kimse %100 böyle kaliteli mikrofonlarla maç sunmuyor. Adamın sesi patlıyor, cızırtı çıkıyor ya da böyle bağırdığı zaman ses düşmesi falan oluyor. Bazen amatörlükte de tat var. Tabii. Onları tabii da değerlendirmek lazım. Peki son olarak şu şeyde birazcık konuşalım. Monotonluk olayıyla ilgili. Evet. Orada senin olayın ne? Hani çünkü kanalın yani bayağı büyüdü. Senin, benim de büyüdü. Hani artık bir yerden sonra bu daha bir planlamaya doğru gidiyor. Evet, kesinlikle öyle. O senin planın nedir o konuda? Ben şöyle söyleyeyim. FIFA videolarıyla başladım. Şimdi beni herkes FIFA videolarıyla tanıyor. Herkes benden FIFA videosu bekliyor. Ama FIFA'da bir yere kadar. Tabii. Belirli bir kitlesi var. Ya örnek veriyorum. FIFA'dan kazanabileceğin abone sayısı 20 binken farklı videolar çekmeye başladığın zaman bu senin kanalının daha da artmasına sebep olacaktır. Aynen. Ve aynı zamanda FIFA'yı da o insanlara rahatsız ediyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. O yüzden son zamanlarda ben özellikle okulların açılmasıyla beraber FIFA videolarına biraz ara verdim. Çünkü bu sadece bir örnek. Genelde zaten YouTube kullanıcılarının yaş ortalamasını dikkate aldığımız zaman %70'ini ufak yaştaki arkadaşlarımız oluşturuyor. Onlar da futbol videolarını çok seviyorlar. Okullar açıldığı için ben de biraz daha böyle yetişkinlere hitap edecek hikaye bazlı serilere başladım. Bu da kanalın ilerlemesi açısından, büyümesi açısından bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ben bu işi çok iyi yaptığımı söyleyemem. Yani bu benim... Bence çok iyi. Yani bence çok bunu iyi. İnsan kendi söylememeli. Etrafındaki insanlardan duymalı. O yüzden... yorum yaparken böyle kendimi çok fazla bu işi bitirmiş havasına göndermek istemiyorum. Yani benim de öğreneceğim çok şey var. Herkesin, biz de zaten yol üstünde gelişiyoruz. Herkesin öğreneceği çok şey var. Bunu da zamanla, özellikle kanala gelen eleştiriler sayesinde. Değil mi? Kanal takipçisiyle hani etkileşim şey olduğun zaman, çok yakın olduğun zaman gerçekten ağır sağlam tayfayla yakın olduğun için. Onlar bana zaten söylüyorlar hani. İşte Furkan şu videoyu çeker misin benim için ya da şu konuyu merak ediyorum falan. Evet. O da hani planlamamı ona göre şekillendiriyor. Aslında çok güzel bir yere geldik. Şimdi YouTube'a yeni başlayacak arkadaşlara şunu da söyleyebilirim. Şimdi video çekmeye başladıkları zaman videoları kötüyse eğer altına yorumlar geliyor. Olumsuz yorumlar geliyor. Hater. Şu çok kötü olmuş, şu şöyle olmuş, şu şöyle olmuş. Çok güzel. Onlara hiçbir zaman agresif davranmamalısınız. Eğer sizin kanalınıza kötü yorumlar geliyorsa önce bir düşünmelisiniz. İnsanlar haklı mı diye. Kırmızı kepin... senin tabirinle, sen şimdi bana çok kaliteli işler yapıyorsun dedim, teşekkür ederim. Eğer gerçekten kaliteli işler yapıyorsam, bu benim daha önceden kanalıma gelen eleştiriler sayesinde. Ve o eleştirileri kulak asarak kanalımı geliştirmem sayesinde oldu. O kullanıcılar kendilerini biliyorlar, bana önceden çok olumsuz mesajlar da gelirdi ve ben onlara olumlu yorumlardan daha çok şey yaptım. Hoşunuza gitti değil mi? Hoşuma gitmekten ziyade onlara daha çok örnek aldım, evet. Tabii. Ben de bu konuda madem güzel değindim, benim aklıma gelmemişti bu. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var. İyi yoruma da kötü yoruma da çok kapılmamak lazım. Evet. Şimdi ikisi de insanı köşeye sıkıştırabilir. Şimdi kötü yorumlara abanırsa insan, hani kötü yorumlarla kendi zihnini doldurursa, işte benim kanalımı beğenmiyor bu insanlar falan. Bu sefer onların kölesi oluyorsun. Hani kendini kötü hissediyorsun. Evet. Hani ona aldırmamak lazım. Bir de moral bozacak çok fazla şey oluyor. Ya tabii oluyor. Hani yani, YouTube olur. Ben de zamanında bir hater oldum. Şunu da öğrenmek gerekiyor. Bunu da öğrenmek gerekiyor. Olumsuz yorum geldiğin içinde çok güzel yorumlar görüyorsun bazen. 100 tane arka arkaya çok güzel yorum geliyor. Hepsini okuyorsun, geçiyorsun, gülümsetiyor seni, tebessüm ediyorsun. Daha sonra bir tane olumsuz mesaj görüyorsun. İşte ona takılmamak lazım. Ona cevap vermek istiyor. Aynen. Onu kesinlikle yapmamalısınız arkadaşlar. Ona takılmayın yani. O güzel yorumların arasında ona da takılmayın. Yani aman ona laf sokacağım diye, kapatabileceğim diye. Alınacak her türlü ders vardır ama sonuçta o klavyenin arkasındaki kişi de bir insan. Ekrandaki kişi de bir insan. Sen de insansın o da. Hani yan yana gelseniz aslında belki çok iyi anlaşacaksınız. Hani şey tabiri var ya, klavye delikanlıları falan diye. Ben hep o şekilde düşünüyorum. Hani çocuklar geliyor işte, Furkan sen diyor işte Lazar Angerov gibi değilsin. Hani seni niye dinleyeyim falan. Hani bu tip şeyler geliyor. Hani kafaya takmamak gerekiyor. Ben de anlıyorum. Hani o da insan, ben de insanım. Güzellikle açıkladığımız zaman sonra hani haterlar bu sefer senin bir numara fanların oluyor. Kesinlikle öyle oluyor. Bir de çok iyi yorumlar var bunun tam tersinde. Hani çok iyi, sürekli sizi destekleyen, gaza getiren yorumlar da sizi bu sefer yoldan çıkartabilir. Hani hep onların, düşünemeyiz. Herkes mesela senin bir videonu çok seviyor. Sürekli aynı videodan yapıyorsun. Sınırlamış oluyorsun kendini yani. Evet. Bu iki tuzağa da düşmemek lazım. Bu kadar benim söyleyeceğim. Onun dışında bir de emek ve sabır gerektiren bir iş. Kesinlikle. Sevmeden olmuyor değil mi abi? Öncelikle işi sevmen gerekiyor. Şimdi benim kanalımı takip edenler bilirler.
benim bir iş yaşantım var. Gece saat 11'de eve geliyorum ve bu Kırmızı Kep kanalında gördüğünüz videoların hepsi gece saat 11'den sonra. Özellikle bana bazen FIFA videosu neden çekmiyorsun diye soranlar oluyor. E şimdi FIFA çekmek istiyorsan ne yapmalıyım? Spikerlik yapmalıyım, heyecanlanmalıyım, gol tabii attığım zaman bağırmalıyım. E şimdi gece 2'de FIFA videosunu nasıl çekebilirsin? Tabii tabii. Her şeyin bir zemini olması lazım. Bir aynen zemin ayarlamanız gerekiyor ve hayatınızı eğer YouTube kanalı açmak istiyorsanız ve bu kanalı büyütmeye şartlandırdıysanız kendinizi kesinlikle bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ve bir süre sonra patlayabilir. Hani 10 ay bir şey olmaz. 11. ay seni keşfederler. Veya ama sen... güzel bir şey varsa ve seviyorsanız bir yerde bence patlar yani hani evet. O çünkü sen seviyorsan onu ne kadar ilginç bir olay olsa bile senin gibi seven binlerce insan olabilir. Hani fitness olayında ben ilk başladığım zaman biz powerlifting yapmaya başladık mesela. Hı-hı. Hani çok tutan bir olay değil yani bu fitness camiasının içerisinde. Ama ben onu sevdiğim için ve hani severek onu coşkuyla anlattığım için birçok insan şu anda görevimiz evet, ağır falan projesinde mesela bana katılmaya başladı. Yarın bir gün bundan 5 sene sonra örneğin bu coşkuyla devam edersem ben powerlifting'in Türkiye'de önemli isimlerinden biri olabilirim. Değil mi? Kesinlikle. Aynı şekilde hani hı-hı, bu yani seviyorsanız gerçekten ona uygun işte ışık mışık ses tabii onlar önemli. O tip sunumlar da önemli. Hani çünkü sen çok iyi olsan da bunu karşı tarafa iyi bir şekilde sunabilmen lazım ki o kişilere ulaşabilirsin. Aynen öyle. Ve son olarak takipçilerle iç içe olduğumuz zaman yorumlara da iyi yorumlara da kötü yorumlara da çok etkileşim her şey yapmadığımız zaman doğru bakış açısıyla. Evet, şunu da unutmamak gerekiyor ama bazen mesela yorumları sadece okuyoruz. Çünkü bizim de bir hayatımız var, yaşantımız var, özel hayatımız var, iş hayatımız var. Bazen böyle yorumlara cevap atmadığımız zaman ters tepmeler de olabiliyor. Evet. Onları da anlayışla karşılamak gerekiyor bence. Aynen. Hepsini okuyoruz. Yeri geldiğinde de cevap yazmaya tabii, çalışıyoruz. Yani. Çünkü çok fazla fedakarlık var. Bu şundan da bahsedelim kısaca. Sizin izlediğiniz yarım saatlik videoların arkasında emin olun arkadaşlar 8 ya da 10 saate süren yani çıkan var. Hatta bazen araştırmaya girdiğiniz zaman 12-15 saate kadar bile tabii çıkabiliyor. Canım, aynen öyle. Büyük fedakarlıklar var. O yüzden sadece o videoları yarım saatlik videolardan ibaret olarak zannetmeyin. Zannetmeyin. Ve YouTube kanalı açmayı düşünenler de bunun o kadar basit olduğunu zannetmesin. Aynen. Ama sevdiğin zaman çok güzel oluyor. Kesinlikle öyle. O zaman bir maça geçelim değil mi? FIFA. Bir FIFA şey yapalım. FIFA en son ne zaman oynadın? Abi 2010 FIFA World Cup oynamıştım. Bizim yurtta vardı. Ben ama, o zamanlar PES oynuyordum. Ama çok hani... Sarıyordu ama çok da iyi değildim. Oynuyordum birazcık ama benim sen FIFA çok iyi değildim, hani bu oyunculuk dönemim ta benim işte ilkokul lise dönemlerime dayanıyor. Sonra evet, bizim yaş grubu genelde bu aynen. PlayStation 1'de başlayıp o Winning Eleven aynen serilerinde falan. Yani o Winning Eleven'larda hani PlayStation kafede PlayStation kafelerde hani biz oynamasak bile başkalarını izlerdik. Kesinlikle. Ama sonra işte lisede ben zaten yurtta kalıyordum lisede de. İşte okul mokul, sınav, mühendislik falan derken yani oyunlara çok ilgilenemedim. Ama şimdi senden bir şöyle güzel bir oyun bekliyorum. Bakalım. Hadi geçelim. Başarılar dilerim, dostluk kazansın. O şeyde vardı, Home Computer'da Gol 3 diye bir oyun vardı. Balık şutu çekerdim, bilir misin? Onu da falsoyu ayarlayabiliyordum. Abi, güzel attı ama kafayı. Erkenden 1-0. Real Madrid ama ben bir geldim bir gol attım herhalde. Dakikalar 80, abi, Real Madrid gol kuruşlarını yapamıyoruz ya. Alışmak lazım. Çok değişti oyunlar ya. Haydi çocuklar. Bu da benim klasik laflarım. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Ama çok güzel bir laf değil mi tam? Bravo İnsanın çocuklar. Vuruldum. Ağzım dolu dolu söyleyebiliyor. Haydi çocuklar. Biri kanaldaki abonelerden biri şey demiş. Klasik Burak Şener lafları. Yazmış oraya spikerlikte çok kullandığım tabirleri. En son şey yazdım. Bravo çocukları unuttum filan diye. Ya ben defanstan de... ne zaman biri top çıkarsa bravo çocuklar. Haydi çocuklar. Değil mi? Böyle kendi laflarımız da oluşmaya başlıyor. Plasesi var. Benim de öyle laflarım vardı. Baya... O fitness'ta, başım belaya da girdi. Fitness'ta da böyle şeyler var mı? Kalıplaşmış tabii, kelimeler. Olmaz mı? Ya hani... Ya işte hep bu hata. Sana bahsetmiştim ya yayından evet. Önce. Hep bunu yapıyorum. İkiye atalım bitirelim. Yok çok güzel maçtı. Sen birkaç hafta bu oyunu oyna şey yapabilirsin. İlerleyen işte maçlarda... Senle oynasam sürekli güzel geliştiririm aslında. Kimse başka arkadaşlar da söylemiyorlar taktiklerini. Gizliyorlar hep. Yok ben genelde anlatırım. Yani şu tuş hangi işe yarıyor filan diye.
Ya şey yapmışsın sen kanal açıklamanda tebrik ederim. Bilmeyenlere anlatırım falan yazmışsın. Saklamam demişsin. Bildiklerimi paylaşırım evet. Başarılar. Teşekkür ederim her şey için. Ben de teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere artık.